kalkalım artık. Bak saat kaç oldu. Ya tamam, hesap gelsin de kalkarız. E istedin mi ki hesabı? Tamam, demin şöyle bir şey yaptım, gelir. Vay, demek bana çaktırmadan etrafı şöyle bir şeyler yapıyorsun ha? Oh. Ben kendi içliklerimin parasını öderim. Yok ya. Senin erkek arkadaşın burada olacak. Bir de senin cebinden para çıkacak. Öyle mi? Öyle. O düşük bel meselesini de konuşacak. O pantolonu konuşacağız. Sana mı soracağım ne giyeceğimi John John? Melek. Bu R ne? Ne R'si? Elinde R dövmesi var. O ne? O R Ruf. Benim bildiğim bir tek Rauf Denktaş var ama ne alaka? O R benim eski sevgilim. Sen eski sevgilinin ismini dövme mi yaptırdın? Ya eskidendi, yani yeni bir şey değil ki. Hem dövme çıkmayan bir şey, biliyorsun değil mi? İsminin dövmesini yaptıracak kadar çok sevdin demek. Ya eski bir şey. Yani ne yapayım? Bir an öyle gaza geldim, yaptırdım. Ne yapayım? İyi. Güzel. Arif. Ya eskidendi diyorum. Unuttum, gitti, geçti, gitti, bitti. Vallahi pek bitmiş gibi görünmüyor Melek. Baksana, herif hala belinde yaşıyor. Size mutluluklar R ile, ne diyeyim? Bedava konuşuyorsunuz. Şişirdin ya. Hiçbir şey kalmadı ya. Of ya. Yeter Arif ya. Ya eski arkadaşım diyorum. Bitti diyorum. Bir şey kalmadı diyorum ya. Yeter. Yeter Arif ya. Artık bu kız da insan artık ya. Başka nereye kadar ya? Değil mi? Değil mi? Bu kadar muhafazakarlık olmaz abi. Yeter. Demokrat ol biraz ya. Hı? Evet bak. Yaşa Kopil ya. Demokrat ol oğlum. Demokrat. Bak herkes ne diyor. Abi demokrat olacaksın. Demokrat olacaksın dediysek de o kadar da uzun boylu değil hanımefendi yani. O kadar da her şeyi görmezden gelemeyiz yani. Lütfen. Arif kardeşim haklı. Hem demokrat deyince muhafazakar demokratlık diye bir seçeneğimiz olduğunu da unutmayalım lütfen. Aynen öyle. Ben bundan sonra muhafazakar demokratım arkadaş. Başbakanımız gibi takılıyorum. Öyle mi? Arif haklı dediysek de %100 haklı demedik ya, değil mi? John Johnson'sunuz oğlum siz. Hemen böyle kıvırıveriyorsunuz. Ay, muhafazakar demokratmış. Ay, maço yüz demiyorsunuz da. Aa! Mennan! Abi ne bu hal? Moralim mi bozuk? Yoksa Semra Hanım evlilik teklifini kabul etmedi mi? Abi boş ver sen Semra Hanım'ı ya. O zaten kaybedince seni arkandan ağlar, rahat ol. Ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz ya? Semra Hanım benim gibi Allah'ın çulsuzunu ne yapsın Allah aşkına, ne yapsın ya? Ayın kaçı oldu? Bak 3 kuruş maaştan ne kaldı elimde ya? Nedir bunlar ya? Abi amma sıkıntı yaptın ha. Git o zaman zam iste. Evet abi zam iste. Yüce amirin zam yapsın sana, demokrat olsun. Evet, o kadar kantine sen bakıyorsun, para kazandırıyorsun. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Gençler, çocuklar benimle eğleniyor musunuz ya? Yüce amirim zaten zor durumda adamcağız. Paradan 6-0 atıldığında benim maaşıma aşağı doğru yuvarladı adamcağız ya. Ay yuh yuh. Ya bir işçi sınıfı bu kadar ezilmez kardeşim ya. Demek ki 11B'den sonra en çok ezilen sınıf işçi sınıfı. Evet. Haklısın kardeşim. Vallahi haklısın. Vay be. Vah be. Demek yüce Rabbim amirini seni karın tokluğunda çalıştırsın diye yaratmış ha? Mennan abi. Bugünden tezi yok. O kan emici Amil Bey'e gidiyorsun ve zam istiyorsun. Zam? Ben zam istemiyorum. Evet. Evet. Gidiyorsun. Ben bu parayla geçinemiyorum yahu diyorsun. Bu doğru. Doğru söylüyor ya. Tamam vallahi billahi geçinemiyorum. Doğru. Bak üreten bizsek tüketen niye biz olmayalım diyorsun. He ne? Üreten bizsek tüketen. Ya abi sen boş versene buna. Niye takılıyorsun ki sen? Kendi kendine gaza geldi yine. Sen üreteni tüketeni boş ver. Git efendi böyle böyle de ben zam istiyorum de. Aynen öyle deyince zam yapar mı? Ya yapar tabii ya. Mennan abi. Ağlamayan çocuğa meme vermiyorlar. Asılacaksın. Hadi bakalım, emekçinin gücünü görelim. Mennan abi kardeşim.
Tamam. Gideceğim. Şu tören bitsin. Hemen amirimin yanına gideceğim. Zamiste Bey, tamam mı? Şu çatla kiremitleri bir sıraya sokayım. Hadi bağırın herkes sıraya. Hadi bağırın herkes sıraya. Hadi yürüyünüz arkadaşlar, hadi. Geçti. Gitseniz. Hadi bağırın sıraya. Eğer sıraya geçmezseniz bakın. Üretimden gelen gücümü kullanırım ona göre. Hadi bağırın. Yürüyün hadi. Yürü. Geçti. Hadi hızlı.